Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Kadınlara başörtüsü yasağının çivisi söküldü. İran'da kamu alanlarında başörtüsüz boy gösteren kadınları sert cezalar bekliyor. Kadınların özgürlükleri oldukça sınırlı. Ancak birçok kadın bu yasağı protesto ediyor. İran'da araçlarında başörtüsünü çıkaran kadınların sayısının giderek artması, arabalar özel alan mı, kamu alanı mı tartışmalarına neden oldu. Guardian gazetesinin İran muhabiri, İran'da yargıçlar ve ahlak polislerinin arabaların kamu alanları olduğunu savunduklarını yazdı. 1979 İran devriminden sonra kadınlara başörtüsü takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak gazeteye göre yetkililer başörtü kararını uygulamakta zorlanıyor. Polisler başörtüsü takmayan kadın sürücüleri durdursa, onlara ceza yazsa ya da arabalarını bir süreliğine bağlasa bile bu konuda bir değişiklik olmuyor. İran Cumhurbaşkanı Rouhani insanların özel alanlarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmiş ve arabalarında başörtülerini çıkaran kadınlara karışılmasına karşı çıkmıştı. Rouhani, polis bir şey yapamaz ve ben bunu diyebiliyorum çünkü Allah öyle söylüyor. Bu polisin işi değil, demişti. Ancak geçen hafta İran'ın en üst düzey yargı görevlisinin yardımcısı, arabanın görünmez kısmı, örneğin bagaj, özel bir alan ama bu arabanın görülür yerlerini kapsamıyor açıklaması sosyal medyada tepki yarattı. Sınırlamalara rağmen İran'da kadınların kamu hayatına katılımı günden güne artıyor. Ülkenin ulusal hava yolları ilk defa kadın bir genel müdür atadı. Diskoda konuştu, eve çekti, silah tehdidiyle sekse zorladı. Frankenthal Mahkemesi 34 yaşındaki bir adamı bu ve diğer birçok tecavüz olayıyla ilgili olarak 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bir diskotekte adamın kurbanıyla konuşurken yanında bulunan suç ortağına ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre suçlu çift geçtiğimiz yılın Mayıs ayında diskotekte Neuhofen'de oturan bir kadınla tanıştı. Bir bahaneyle yeni tanıştıkları kadını evlerine götürdüler ve silahla tehdit ederek tecavüz ettiler. Adam 18 yaşındaki bir kadını da çocuk bakıcısı arıyorum bahanesiyle ve götürdü. Evde genç kadını bağladıktan sonra tecavüz etti. Okullar patlama yaşayan öğrenci sayısına karşı hazırlıklı değil. Şu ana kadar artacak değil, azalacak öğrenci sayısına göre hareket eden belediyeler birçok okulun kapatılmasına karar vermişti. Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre şimdi bu okulların ya yeniden açılması ya da yeni okulların yapılması gerekecek. Okulların onarımı için 34 milyar euro gerekirken öğretmen eksikliği de gelecekte sorun olacak. Yapılan hesaplamalara göre Almanya'da gelecek yıllarda öğrenci sayısı beklenenden daha fazla artacak. Bunun sebebi ise doğum sayısı ve göç. Söz konusu hesaplara göre 2025 yılında okula gidecek çocuk sayısı 2015 yılına göre 300 bin artışla 8 milyon 300 bin olacak. Eyaletler Kültür Bakanları ise bu sayıyı 7.2 milyon olarak hesaplamıştı. Eyaletleri önemli yatırımlar bekliyor çünkü 10 binlerce öğretmen ve sınıf eksiği oluşacak. Hazırlıklıktan önce ilk öğretim okulları, evet hazırlıksızlıktan öncelikle ilk öğretim okulları etkilenecek. 8 yıl için 24 bin öğretmen açığının oluşacağı tahmin ediliyor. Bundan başka okullardaki oda ihtiyacı da hızla artacak. Okul büyüklüklerinin bugün olduğu gibi değişmeden kalması durumunda 8 yıl içinde 2400 ilk öğretim okuluna daha ihtiyaç olacak. Oysa 2013 yılında yapılan bir araştırmada önümüzdeki 10 yıl içinde Almanya'da çocuk nüfusunun azalacağı ve bu yüzden de yeni öğretmen istihdamının yapılamayacağı tahmin ediliyordu. Yeni araştırma daha fazla öğretmen istihdam edilmesi gerektiğini ortaya koydu. Araştırmanın sonucuna göre ilkokullarda görev yapacak 25 bin öğretmene daha ihtiyaç olacak. Ortaokul ve lise için ise gelecek 8 yıl içinde en az 27 bin öğretmen açığı oluşacağı tahmin ediliyor. Yaşadığı ülkeyi terk etmek isteyen insanların sayısı artmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre 23 milyon insan yaşadığı ülkeyi terk etmeyi planlıyor.
en çok gidilmek istenen ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Suudi Arabistan geliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 9 Temmuz 2017 tarihine kadar 101.417 göçmen ve sığınmacı Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaştı. Bu insanların %85'i İtalya'ya, geri kalanı ise Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya'ya ayak bastı. Bu rakam geçen yıl aynı döneme oranla 239 bin fazla. Bu yıl Akdeniz'de 2.353 göçmenin öldüğü belirlendi. Geçen yıl aynı dönemde ise bu rakam 2.964 olarak kayıtlara geçmişti. Uluslararası Göç Örgütü Genel Müdürü bu benzersiz küresel anket ağırlıklı olarak göç eden ülkelerdeki insanların profilini ve göç nedenlerini ortaya koyuyor dedi. Örgüte göre ülkesini terk ederek yurt dışına çıkmayı planlayan 23 milyon insanın yarısı somut olarak hazırlıklara başlamış durumda. Bu insanlar Nijerya, Hindistan, Kongo, Batı Afrika, Güney Asya gibi göçmen potansiyelinin yüksek olduğu ülke ya da bölgelerde yaşıyor. Ülkesini terk etmek isteyenlerin büyük çoğunluğunun genç, kentte yaşadığı ve okula giderek diploma aldığı belirtildi. Kuzey Renvesfalya eyaletindeki CDU-FDP koalisyon hükümeti mültecilerin iş yeri bulma şansını güçlendirmek için yürürlüğe sokulan isimsiz başvuru uygulamasını kaldırmak istiyor. Uyum Bakanı Stamp hedefe ulaşılamadığını söyledi. SPD ve Grüne kendi dönemlerinde yürürlüğe soktuğu isimsiz başvuru uygulamasının kaldırılmak istenmesini ideolojik olmakla eleştirdi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.